Diyabet hastalığına karşı kullanılan bitkilerden biri de kudret narı bitkisidir. Bu bitki kabakgiller familyasına ait olup yaprakları asma yaprağına benzer. Sarılıcı olarak gelişir ve yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Sonbahara doğru meyve veren kudret narı önce yeşil olgunlaşınca da turuncuya dönen ve üzeri pütürlü bir meyve oluşturur. Bu meyveler yüksek miktarda antioksidan içerir, yani vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atar. Bu da diyabet hastalarının oksidasyona bağlı damar tıkanıklığının önüne geçer. Yapılan klinik çalışmalarda kudret narının kandaki glikoz ve lipid regresyonunda etkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle uygun biçimde ve dozda kudret narı kullanımı kandaki şeker ve yağ oranını dengeler. Aynı zamanda balla karıştırılarak elde edilen kudret narı macunu bütün mide rahatsızlıklarını çok etkili bir şekilde tedavi eder. Kudret narı meyvesi nasıl tüketilir? Kudret narı meyvesi içerisindeki kırmızı çekirdekler çıkarıldıktan sonra taze şekilde tüketilebilir. Ayrıca balla karıştırılarak çok etkili bir macunda yapılır. Bunun için bir adet kudret narı ortadan ikiye bölünür ve içerisindeki çekirdekler çıkarılarak küçük küçük doğranır. Daha sonra bir kavanoza konur ve üzeri geçinceye kadar bal ilave edilir ve kavanozun kapağı iyice kapatılır. Bu kavanoz bir ay boyunca bekletilir ve hafif sulanan bir yapıya dönüşünce macun kullanımı hazır hale gelir. Kudret narı macununu tüketmeden önce bir kez karıştırılır ve her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı kadar tüketilebilir. Aynı şekilde kudret narı zeytinyağı ile karıştırılarak da tüketilebilir. İşte bu tariflere göre kudret narını kullanarak kandaki şeker miktarınızı dengelemeye ve yine mide rahatsızlıklarının tamamını tedavi etmeye imkan bulursunuz.